birlikte yanında çok çok özel bir isim var. Tülay Korkmaz, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. 3-4 gün önce talep ettik, kaldırmadılar. Pilini değiştirmeye geliyorlar, kaldırmaya gelmiyorlar. Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir? Birçok ünlünün Fahri Trafik Müfettişi ünvanı elinden alındı. Kimse yoksa bile etrafında ışıklara riayet etmesi gerekiyor. Yayı gördüğünde yavaşlayıp durması gerekiyor. Yol vermesi gerekiyor. Trafik kurallarına uyması gerekiyor. Efendim merhabalar, öncelikle yanında çok çok özel bir isim var. Tülay Korkmaz, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda da uluslararası yol güvenliği uzmanı. Son dönemde birçok kişi Fahri Trafik Müfettişleri hangi açıdan ceza yazar, yazamaz falan diye çok ilginç polemikler yaşanıyor ve gündeme giriyor. Biz onu Tülay Hanım'a soracağız. Efendim Fahri Trafik Müfettişleri hangi alanda ceza yazabilir, hangisine yazamaz? Fahri Trafik Müfettişleri 40 yaşın üzerinde, trafik sicili temiz olan, kamuya karşı bir suç işlememiş kişiler arasından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından seçiliyor ve biz uzun yıllar bekliyoruz Fahri Trafik Müfettişi olabilmek için. Tamamen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği maddeler üzerinden ceza uygulayabiliyoruz. Bizim bir aplikasyonumuz var. Aplikasyon üzerinden ceza uygulayabiliyoruz. Bu ceza maddeleri de tek tek saymak yerine genel olarak şöyle bir başlık altında açıklayayım. Trafiği tehlikeye sokan kişileri biz mesela örnek vereyim. 2 şeritli, 3 şeritli yolda makas yapanlar, yaya geçitinde yol vermeyenler, trafik ışıklarını riayet etmeyenler veya tehlikeli araç kullananlar, telefonla konuşanlar, bunları hemen ceza uygulayabiliyoruz. Fakat son zamanlarda gelen bazı tepkilerden dolayı hatalı parklara ceza uygulamamız iptal edildi. Sadece engelli araçlar için ayrılmış yere park etmiş kişilere ceza uygulayabiliyoruz. Diğer maddeler kaldırıldı. Ama biz tamamen bunu Fahri Trafik Müfettişlerinin tamamı gönüllü olarak ücret karşılığı değil, vatandaşların ve hayatın doğal akışına destek olmak için trafik bilinci yüksek insanlar, biz gönüllü olarak çalışıyoruz. Bunu suistimal eden insanlar olabiliyor. Bunu da Emniyet Genel Müdürü hemen tespit ediyor. Mesela bir husumetlisi veya aynı sokakta aynı kişiye ceza yazan kişilerin Fahri Trafik Müfettişliği iptal ediliyor. Biz aynı zamanda Fahri Trafik Müfettişleri Derneği olarak trafik konusunda bilinçlendirmek için sürekli sizlere bilgiler paylaşıyoruz. Trafikle ilgili sadece plakalı değil, mesela bir skuterin plakası yok. Gördüğümüz hatalı yerlerdeki, özellikle ağaca bağlanmış, trafik levhalarına bağlanmış, kısıtlı imkanlarla yapılan kaldırımlarda öğrenciler yayalar yürüyecek yerde scooter parkı olmuş yerleri mesela zabıtaya bildiriyoruz, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Gördüğümüz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de medya olarak sade vatandaşa iletiyorsunuz. Aslında biz her bir bireyin Fahri Trafik Müfettişi gibi çalışmasını talep ediyoruz. Şimdi Tülay Hanım'la sohbet ederken bunları gördük. Tabii ki elektrikli scooterlar artık modern şehirlerin, metropollerin kanayan yarısı. Bir o kadar ihtiyaç, ancak bir o kadar da gerçekten sorunlara yol açıyor. Bakın birçok yerde elektrik bariyerlere, direklere, her yere park ediliyor, bağlanıyor ama burada ağaca bağlanmış. Yani resmen can damarımıza bağlanmış. Efendim ne diyorsunuz tablo? Biz Fahri Trafik Müfettişi olarak sadece plakası olanlara ceza uygulayabiliyoruz. Fakat trafikle ilgili gördüğümüz her şeyi de zabıtaya ve emniyete bildirmek durumundayız. Sade vatandaş olarak bir ağaca bağlı scooter bizim içimizi çok yakıyor. Zaten çok kısıtlı olan kaldırımlarımız, trafik levhaları, kavşaklar her yer scooterla dolu ama ağaçların zarar verilmesine yüz karşıyız. Ve bunu gören herkes mutlaka, efendim hiç bunu göz ardı etmeyin. Gördüğünüz her yerde mutlaka şikayet edin. Çünkü ağaçlar eğiliyor ve zarar görüyor değil mi? Bakın bu belki de uzun süredir. Sade vatandaş bu bilgileri bilmiyor. Uygulayıcı firmanın buradan onu hemen alması gerekiyor. Aynı zamanda eğer uygulayıcı firma bunu buradan almazsa 5 gün içerisinde zabıtanın kaldırması gerekiyor. Efendim, ve cezası da uygulayıcı firmaya. Yani sade vatandaş bunu kullanan kişi eğer burası yasaksa buraya park edemeyeceği için sade vatandaşın hiçbir yükümlülüğü yok burada. Tüm sorumluluk uygulayıcı firma ve onu denetleyen kurumlarda, idarede. Peki efendim, son kullanıcı geldi buraya, bağladı. Firma bunu ne kadar süre içerisinde kaldırır? Bilemiyoruz. 3-4 gün önce talep ettik, kaldırmadılar. Pilini değiştirmeye geliyorlar, kaldırmaya gelmiyorlar.
Tülay Hanım çok çok önemli tespitlerde bulunuyor. Yani biz bu cezaları keyfi yazmıyoruz ve bu cezaları yazınca da bir ticari bir menfaat sağlamıyoruz. Yani bunun bir geliri yok, tamamen vatandaşlık görevi. Trafikteki sağlıkta ilerleyişin sürmesi adına bir vatandaşlık görevi olarak değerlendiriyor. Hiçbir ek geliri yok değil mi? Gönüllü olarak yapıyoruz. Ben mesela 5 sene bekledim. Pek çok arkadaşım benim sayemde başvuruda bulundu. Biz bekliyoruz diyor. Ne zaman seçilecek diyor. Uygun olanları seçiyorlar. Geçtiğimiz aylarda birçok ünlünün Fahri Trafik Müfettişliği ünvanı elinden alındı. Ancak bu yaştan dolayı. Yani herhangi bir ceza, herhangi bir yaptırım yok. 70 yaşını aşan Fahri Trafik Müfettişleri artık yapamıyor yaş kriterinden dolayı. En önemli soru şu efendim. Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir? Değil mi? Belki de birçok kişi bu görevi üstlenmek istiyor. Kimler yapabilir efendim? Biz bu 70 yaş üzerindeki kişilerin iptali yerine aksine 70 yaş üzerinde olup eğitimli, trafik kültürü yüksek olan insanların daha fazla bir şekilde Fahri Trafik Müfettişi olmasının yönünde yolunun açılmasını istiyoruz. Bu yüzden dava açtık. Peki efendim kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir? Her Türk vatandaşı E-Devlet üzerinden eğer trafik sicili temizse, kamuya karşı bir suçu yoksa, 40 yaşından gün almışsa, 70 yaşının altındaysa herkes Fahri Trafik Müfettişliğine başvuruda bulunabilir. Bunu seçecek olan kurum İçişleri Bakanlığı'dır. Kimlerin Fahri Trafik Müfettişi olacağını onlar belirliyor. Biz tamamen gönüllüyüz. Hiçbir ücret almıyoruz. Senede 2 defa eğitim veriliyor. Bu eğitimlere katılma zorunluluğumuz var. Eğer bu eğitimlere katılmazsa, bize aktarılan bilgilerin aksi işlemler yaparsak anında Fahri Trafik Müfettişliği iptal olduğu gibi cezai yaptırımlar da oluyor. Gelelim en tatlı sorulara. Herkes şunu söylüyor. Yani ben Fahri Trafik Müfettişi olsam çatır çatır ceza yazarım. Şimdi bu görevi yapmakla sosyal hayatınızda çelişkiye düşüren şeyler var mı sizi? Yani her an müfettişsiniz, her an böyle tespitler yapıyorsunuz. Bir o kadar da sizi zorlamıyor mu? Ben şimdi yönetim kurulu üyesi olduğum için yönetimin de talebiyle medya önünde ben konuşuyorum. O yüzden benim aslında Fahri Trafik Müfettişliğimi ifşa etmiş durumdayım. O yüzden hiçbir yerde yazmamaya çalışıyorum. Çok olağanüstü durumlar görmediğim müddetçe sözlü uyarıda bulunuyorum. Çünkü benim sürücüyle muhatap olmamam lazım. Kimsenin de benim Fahri Trafik Müfettişliğimi bilmemesi gerekiyor. Yani bir Fahri Trafik Müfettişi'nin kardeşi ya da eşinin dahi bilmemesi gerekiyor. Ben Fahri Trafik Müfettişliğim konusunda konuşmaya başladıktan sonra bütün mahalle, komşularım, çevrem ceza yedim sen mi yazdın diye sormaya başladı. O yüzden hani ben özellikle yazmıyorum. Senede bir ikiyi zaten geçmez. Son aylarda haberlere çıkan konu da buydu. Mahallemizde bir Fahri Trafik Müfettişi var. Kim bu? Ortaya çıkartalım, taşlayalım, dövelim. Yani o kadar çok söylemler oldu ki. Çünkü birçok kişi de yazılan cezalardan bıkmış durumda. Onlara değiniriz. Evet, yani aslında herkes diyor ki sizin muhabir arkadaşlar da ben de olayım, ben herkese ceza yazacağım. Ama olunca farklı bir beyaz sayfa, beyaz tarafa geçmiş oluyorsunuz. Size çok önemli bir apolet, bir sorumluluk yükleniyor. Ve konu komşuya ceza yazmamanız gerektiği, sürekli aynı yerlerde, aynı durumlarda ceza uygulamamız gerektiğini, bunları zaten eğitimlerde bize aktarıyorlar. Tülay Hanım çok güzel tespitlerde bulundu. Yani eşiniz, aile üyelerinizden birisi, komşunuz, akrabanız ya da sürekli gittiğiniz bir esnaf Fahri Trafik Müfettişi olabilir ve size ceza yazabilir. Farkında bile olmayabilirsiniz. Dikkat etmesi gereken neler efendim izleyiciler? Herkesin etrafında hiç trafik polisi olmadan etrafında Fahri Trafik Müfettişi varmış gibi herkesin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü herkes kural ihlallerini yapmaya çok müsait. Sadece trafik polisi görünce değil, içsel olarak trafik güvenliği açısından dikkatli sürmelerini istiyor. Nelere dikkat etsinler? Aslında herkesin Fahri Trafik Müfettişi gibi trafikte beyaz tarafa geçip sürekli gözleniyormuş gibi kendisini kontrol etmesi gerekiyor. Kimse yoksa bile etrafında ışıklara riayet etmesi gerekiyor. Yayı gördüğünde yavaşlayıp durması gerekiyor. Yol vermesi gerekiyor. Trafik kurallarına uyması gerekiyor. Ve sinir ve stres içinde yola çıkmaması gerekiyor. Tam benlik. Olabilir miyim ben Fahri Trafik? Sizin hemen olmanızı istiyoruz yani. Yani mükemmel bir örnek olursun. Çok mutlusunuz. Bakın geldi işte. Gel. Geldi. Gel de buna ceza yazma şimdi. Keseyim mi? Şimdi ne kadar bunun cezası? Yakalandınız Fahri Trafik Müfettişi. Tülay Hanım, trafiği aksatacak bir olay yaşandı. Hop. Sürücülerin dikkatini dağıtabilir mi? Doğru. Yo şaka. İşin şakası tabii ki. Efendim lütfen trafikte son derece dikkatli, itinalı olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar, iyi günler.